Hocam uzmanlar son 50 gün çalışılmaz diyor. Ne alakası var Hanım? Esas son 50 gün süper bir şekilde çalışacağız ve mükemmel başarılar ulaşacağız. Uzmanlar son gün çalışılmaz diyor. Son gün çalışırsan gerçekten birazcık stres yapabilirsin. Ama son 50 gün çalışılmaz mı? Son 50 gün mükemmel bir şekilde derslerimize çalışacağız. Ara tatilimizi harika bir şekilde değerlendireceğiz ve ardından da ne olacak öğrenciler? Bayramı kutlayacağız. bayramımızda da kutlayacağız ve ardından mükemmel bir şekilde netlerimizi artırarak son düzlüğe gireceğiz. LGS'de hayallerimizdeki liseyi kazanacağız. Zaten sayısal ve sözel bölümde bu sene sadece birinci dönem konularını soracaklar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu avantajı gole çevirmeliyiz ve harika bir şekilde bu netlerimizi artırmalıyız arkadaşlar. Şimdi hedefi olan öğrenciler için her tatil bir fırsattır. Yani işte cumartesi pazar bir fırsattır, ara tatil bir fırsattır, bayram tatili bir fırsattır. Ama hedefin yoksa ama tatil geliyor yatayım dersin. Sen tatilde ne yapacaksın sonuçta? Hem dinleneceğim hem çalışacağım hocam. Çok güzel. Dinlenmekle çalışmaya dahil ama çalışmayı daha fazla yapmalısın. Neden? Çünkü sen bir LGS öğrencisin, Hedeflerin var ve LGS'de 2023'te sözel ve sayısalda en yüksek netlere ulaşmak istiyorsan tatilde bazı arkadaşlar salık verebilir, ders çalışmayı bırakabilir ama sen vitesi artırmalısın ve çok daha verimli, çok daha fazla soru çözerek derslerine çok iyi bir şekilde çalışmalısın. Şimdi son 50 gün yapılması gereken hazırlığı 3 kısma ayırıyoruz. Akademik hazırlık, biyolojik hazırlık ve psikolojik hazırlık. Psikolojik hazırlık deyince ne yapıyoruz? Kıl tiplerden uzak duruyoruz. Harikasın burayı çok güzel okudun. Yani moralimizi bozan kişiler annemiz olabilir, babamız olabilir, kardeşimiz olabilir, etrafımızdaki çalışkan tipler olabilir veyahut da sosyal medyada dolaşan bazı içerikler olabilir. Bunlar senin moralini bozuyorsa, çalışmana engelliyorsa, daha fazla ders çalışmak yerine ya çalışmayacağım artık demene sebebiyet veriyorsa bunlardan uzak dur. Bazen çalışkan bir arkadaşın sana bazı konularda yardımcı oluyordur. Bazen de onun netlerini görüp moralin bozuluyordur. Ya yani ben onun kadar iyi yapamayacağım deyip tamamen çalışmayı bırakıyorsundur. Halbuki o belki 90'da 90 yapıyordur. Belki de sen de şu anda 90'da 70 yapıyorsundur ama belki de 90'da 75 yaparak sınava girdiğinde LGS'de 75, 76, 77 ne de çok güzel yerlere kazanacaksındır. Ama moral bozukluğuyla o 70'inde de 60'a 50'ye düşebilir veya daha da gerilere düşebilir Allah korusun. Dolayısıyla hiçbir zaman moralimizi bozan insanlara prim vermeyeceğiz. Hemen tersine gidiyorum biyolojik hazırlık. Bunun da ne olduğunu söyleyeceğiz. Uyku ve beslenme çok önemli. Çünkü sınavımıza sabahleyin 9.30'da gireceğiz. Ve sabahleyin gireceğimiz bu sınava şimdiden beynimizi, zihnimizi, bedenimizi hazırlamamız gerekiyor. Akademik hazırlık da nedir? Gel istersen tek tek bakalım. Birincisi ertesi gün ne yapacağını planla, kağıda yaz ve sonra uykuya git. Yani yatmadan önce suyumuzu içiyoruz, karanlık bir odada uyuyoruz. E, aynı zamanda doğamız ediyoruz ama yarın ne yapacağını bilmen lazım. İşte yarın son tekrar kitabından şunları şunları yapacağım. LGS 2020 sözel ve sayısalı çözeceğim şeklinde kendine ödevler verip to-do list gibi tek tek yazman gerekiyor. Bunları yapmazsan sabahleyin kalktığında hiçbir motivasyonun olmaz. Yarın ne yapacağını bilmediğin için akşam da uykuya dalmazsın. Ama yarın ne yapacakların belli. O zaman hemen uyuyum da sabah kalkınca bunları güzel güzel çalışırım dersin. Sabahleyin kalktığında da ne yapacağım belli. Bunları yapayım, kurtulayım, oh be, hedefime yaklaşayım dersin. Her gün mutlaka mutlaka deneme çözmen gerekiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. LGS'de sözel ve sayısal bölümden oluşan 90 soruluk bir deneme gireceksin ve bu denemenin sonucu senin hayallerindeki liseyi kazanmanı sağlayacak. O zaman bunun öncesinde mutlaka bol bol doz denemelerinden, hızlanma denemelerinden, ana denemelerinden, geri sayım denemelerinden bol bol sorular çözebilirsin. Bu çözdüğün denemeler senin netlerini artıracak. Nasıl artıracak? Sen bazı denemelerde netlerin düşmüş gibi hissedebilirsin. Mesela örnek veriyorum. açarsın doz denemelerini. Doz denemelerini soru çözersin. Soruyu hata yaparsın. Of ya moralim bozuldu. Daha iyi yapıyordum ben. Niye düştü dersin? Ama moralini bozma. Çünkü bu yaptığın her bir yanlış senin esasında netlerini artırıyor. Yaptığın her bir yanlışın doğru çözümünü öğrendiğinde doğru cevabını öğrendiğinde yeni konu öğrenmiş gibi başarıdan başarıya koşuyorsun Topluş Evladım benim. Her gün deneme çözmeliyim. Bence ya. her gün deneme çözmelisin. Gerçekten sınava kadar mutlaka her gün deneme çözersen bu senin sınavda gerçekten çok ciddi bir artış yapmanı sağlar. Zaten şöyle düşün bir deneme çözdüğünde mesela örnek veriyorum geri sayım denemelerini düşünelim. Bir deneme çözdüğünde burada bir kere kafadan bir 12-13 tane paralar soru çözmüş oluyorsun. Matematik soruları çözmüş oluyorsun. Fen soruları çözmüş oluyorsun. Bir tane inkılap testi bitirmiş oluyorsun. Bir tane din testi bitirmiş oluyorsun. Bir tane İngilizce testi bitirmiş oluyorsun. Yani ciddi bir çalışma yapıyorsun esasında. Dolayısıyla yaptığın her bir deneme hatta bunun sayısını da artırabilirsen ve bu denemelerdeki yanlışlarına göre yani yanlışını analiz ettin. Açtım buraya. Denemede yanlışım var analiz ettim. Dedim ki ben bu denemede işte fen bilimlerinde üçüncü soru yanlış yaptım. Yani asit ve bazıların etkilerini yanlış yaptım. Bunu tekrar ettiğinde netlerin çok ciddi bir şekilde artacaktır Tonguç'un. Um. Eksiklerini gör ve kapat. Yani eksiklerini iklim, mevsimler ve iklim konusu hata yaptım. Çarpanlar ve katlar ve teen life'da kelime eksim var. Bunları kapat. Hiçbir şekilde kendine taviz verme. Bir denemede yanlış yaptıysan teen life'dan Teen Life konusu kelime eksenini mutlaka Kelimeleri nasıl ezberleyeceğim? Kelimeleri ezberlemek için yapacağımız yöntem şu Tonguç'um. Öğrenmen gereken kelimeler, hatta bu sadece kelime değil, inkılap tarihinde ya da fende bazı kavramlar, bilgiler de olabilir. Bunları küçük küçük kağıtlara yazıp bunları yanında taşıdığında hepsini çok hızlı bir şekilde ezberlersin. Yani İngilizce kelimeleri ezberlemek için oturup da Bismillahirrahmanirrahim, Chain Life, Gençlerin Hayatı böyle oturup sure ezberler gibi ezberlemene gerek yok. Kelimeleri kartlara yaz, hop cebine koy. Ara ara baktıkça, laboda, kantinde, sağda solda gezerken baktıkça hepsi zihnine yerleşecek. Yeni konu öğrenmemiz gerekiyor. Hocam konular bitti ki. Haklısın dediğin doğru. Zaten birinci dönem konularını bitirdik. Burası çok doğru. Ama esasında konu öğrenmeye devam ediyoruz. Nasıl biliyor musun? Sen birinci dönem konularını okulda bitirdin. Doğru. Ama şimdi deneme çözdüğünde, örnek veriyorum, aldın burada hızlama denemelerini çözüyorsun. Hızlama denemelerinde bu soruyu yanlış yaptığında da bir konu öğrenmiş oluyorsun. Yani o konunun bir parçasını öğrenmiş oluyorsun. Veya hatta başka bir branşa geçelim mesela. Diyelim ki İnkılap tarihi. İnkılap tarihinde bu soruyu yanlış yaptığında ayaklanmalarla alakalı normalde bu konuyu öğrenmiştin. Birinci dönem konularını bitirmiştin ama bunu da tekrar ettiğinde yeni bir konu öğrenmiş oluyorsun. Dolayısıyla bizler birinci dönem konularını zaten bitirdik ama denemede yapacağımız yanlışlar bizim o bilgileri yeniden bilgi hazinemize eklememizi sağlayacak. Yani esasında yeni konu öğrenmiş olacağız. Geldik biyolojik hazırlığa. Biyolojik hazırlık deyince şu çok önemli tonguç evladım şey benim. Öncelikle uyku düzeni çok değerli. Yani işte müzik dinleyerek ders çalışıyorum. Sonrası geç yatıyorum. Saat 2'de 3'te yatıyorum. Buna benzer şeyler. Belki Ramazan'da tolere edilebilir. Tamam ama Ramazan'dan sonra yani sınav yaklaştıkça bu son 50 gün içerisinde bilhassa son 30 gün son ay mutlaka sınav saat kaçta? Sabah 9.30. Saat 9.30'da mı gideceğiz oraya hocam? Hayır tabii ki. Saat 8'de orada olman lazım. 8.30'da orada olman lazım. Önceden orada olman lazım. Yani sınav saatinde sınava gidersen sıkıntı yaşayabilirsin. Ama yani erken kalkman lazım Tonguç'um. Vücudunu erken kalkmaya, erken yatmaya alıştırman lazım. Ve sağlıklı yiyecekler yemen lazım. Böyle hamburger, patates, işte asit içecekler arada bir yiyorsundur. Tamam orada sıkıntı yok. Ama sürekli bunlardan yersen ne olur? Obez olurum. Tabii ki hem obez olursun, obezi geç. Beyinsel çalışmanı da olumsuz etkiler. Yani sağlıklı yiyecekler yemek senin beynin de daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla sen beynin iyi çalışırsa netlerinde artar Tomuş benim. Psikolojik hazırlığı da zaten videomuzun başında söylemiştik. Moralini bozan kişi, grup, ...akraba, yayınlardan bile uzaklaşman lazım. Bunun adına. WhatsApp grubu mu hocam? Aynen WhatsApp grubu. Çünkü WhatsApp gruplarına bazen arkadaşlar bir şeyler paylaşıyor. Bu sene soruları nasıl hazırlayacakmış? Çok gazık olacak diyorlar. Ya böyle bir şey yok. Ya da işte bu sene Milletin Bakanı'nda çok kolay soracağım. Ya böyle bir şey olsa bile çok kolay soracak. O zaman hiç çalışmayalım mı? Hayır. Böyle bir şey değil. Doğru. Sınav Milletin Bakanı tarafından biraz daha kolay sorulacağına dair açıklama yapıldı ama... ...bu şu demek değildir yani. Dolayısıyla ilk soru matematik 2 artı 2 kaçtır. Böyle bir şey yok. Kolaydan kastı çalışana kolay. Dolayısıyla senin mutlaka gayretli bir şekilde çalışman gerekiyor. Akrabalar da moralini bozabilir. Halan gelir sana der ki yeğenim ne yaptın? Güzel çalışıyorsun değil mi evladım benim? Çalışmazsan bak kazanamazsın ha falan. Ya ne alakası var? Çalışmazsan kazanamayacağım ben diye zaten biliyorum. Bana şu anda bunu söyleme diyeceğin insanlar olabilir. Onlardan uzaklaş. Bir de bazı yayınlar gerçekten sınavda çıkma ihtimali olmayan kazık, anlamsız, hatalı sorular sorabiliyor. Bizler sizlere hem denemelerimizde hem soru bankalarımızda gerçekten el emeği, göz nuru defalarca kontrol ettiğimiz sınavda çıkma ihtimali çok yüksek soruların olduğu kitaplar hazırlıyoruz. Ve sınavdan sonra da işte Tonguc'un sorusu Milliyetim Bakanlığı'nın sorusu. 2023 LGS'de bu soruldu. bize bunu hazırlamış şeklinde benzer soruların olduğu videolar yayınlıyoruz. İnşallah bu sene de birçok soruyu tuturacağız ve diyeceğiz ki arkadaşlar bakın böyle bir soruyu sormuştuk. Sizler de çözmüşsünüz ve sınavda da yaptınız diyeceğiz. Sizler de hayallerinizdeki okula giderken bir teşekkürü unutmazsanız inşallah diyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İnşallah yapacağınız çalışmalarla, çözeceğiniz sorularla bu son günleri de çok iyi değerlendirip bu son 50 günde inşallah puanlarınızı en üst seviyeye çıkaracaksınız ve LGS'de de kendi şovunuzu yapacaksınız. Bu arada şunları da hatırlatmak istiyorum. Son 50 gün yapmamız gereken şeyler. Fortnite var. oynamamalıyız. Çok güzel tomuç. Aferin. Bu doğru. Son 50 gün oyunlar oynamak bazen bizim dikkatimizi dağıtabilir. Bazen zihnimizin odaklanma sorununu artırabilir. Ancak hani oyun bağımlılığı varsa bunu azaltmamız gerekiyor. Ama son 50 gün yapmamız gerekenler var. Bir de azaltmamız gerekenler var. Bunları da söyleyelim videomuzu bitirelim. Birincisi artık yatarak çalışma. Yatarak çalışırsan Sınavda da yatarsın. Sınavda sen yatarak mı soruları çözeceksin? Hayır yatmayacağım. O zaman ders çalışırken sınavdaki oturuş pozisyonunda çalışmalısın. Televizyona takılıp kalma. Ya bırak onları artık. Onlara gerek yok. Sen zaten çok daha iyilerini, çok daha güzelliğini yapacaksın. Merak etme. Şu anda o televizyondaki boş dizilere takılıp Zilini dağıtmana gerek yok. Kendini başkasıyla da kıyaslama. İşte teyzemin oğlu e, Abdurrahman çok iyi yaptı. İşte halamın kızı Pakize süper yapıyor. Bunlarla kendini kıyaslama. Sen sınava yalnız başına gireceksin. Dolayısıyla her koyun kendi bacağından asılır. Sen kendi gayretinle kendi efsanenin yazacaksın Tongucuğum. Ve her davete de tamam eyvallah geliriz deme. Halı sahamaçı daveti olur, arkadaşların daveti olur. Bayramda kimseye gitmeyeyim mi? Bayram ayrı evladım. Bayramda tabii ki büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Onların ellerini öpeceğiz. O ayrı mesele. Harçlıklarımızı alacağız. O ayrı mesele. Benim dediğim böyle her davete gitmek Davete git ama her davete gitme. Eksiklerini de sürekli gözüne çarpma. Ya bu konu yapamıyorum, matematik yanlışlarım var, matematik yeni sorular yapamıyorum diye sürekli eksikleri gözüne çarptığın zaman motivasyonun da azalır. Yapabildiklerini gör, bardağın dolu tarafını gör. Eksiklerini de gözüne çarpmadan onları tamamlamaya çalış. Boş telefon görüşmeleri yapma. Uzun uzun işte abi ne yaptık, ne oldu falan. Gerek yok. Plansız derse başlama. Önceden ne yapacaklarını mutlaka yaz. Çalışmayı da tamamlamadan bırakma. Yani işte doz denemelerinden işte üç tane deneme çözeceğim dedim mesela. İkisini çözüp sonra üf yoruldum aman deyip bırakma. Üçünü de bitir. Ondan sonra kalk. Bu çok çok önemli. Azaltman gerekenler ise müzik eşliğinde ders çalışmanı azaltman lazım. Çünkü gerçek LGS'ye girdiğinde sana müzik dinletmeyecek. Kulaklık ya. vermiyorlar mı hocam? Ne kulaklığı evladım ne alakası var öyle bir şey yok. Sınavda sessiz bir şekilde herkes soruları çözüyor. Dolayısıyla gerçek sınav ortamına şimdiden zihnini alıştırman lazım. Ha akşamları ders çalışamadığın dönemlerde müzikle ders çalışabiliyorsan ona bir şey diyemem. Ama normalde deneme çözerken dikkatli bir şekilde sessiz bir şekilde çalışman gerekiyor. Çalışırken hayallere dalmak güzel bir şey ama bunu azaltman lazım. Ya işte şu liseyi kazanırım şu arkadaşlarla buluşurum. Emrelerle gideriz. Merve'lerle gideriz. Buna benzer şeyleri birazcık azaltman lazım. Ve sınav tekniklerini kullanmamak. Bunu çok görüyoruz öğrencilerde. Yani sayısalda mesela fenden başlamamak veya da takıldığı soruyu atlamamak, turlama taktiği yapmamak. Nasıl olsa sınavda yaparım diyor. Hayır artık yavaş yavaş sınav tekniklerimizi uygulamamız gerekiyor. Doz denemesini de çözüyor olsan, geri sayım denemesini de çözüyor olsan, hangi başka bir yayından soru çözüyor da olsan, gerçek LGS'de hangi taktiği uygulamayı düşünüyorsan ona şimdiden vücudunu, beynini alıştırman gerekiyor Tonguç Eladim benim. Hadi bakalım ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden Hayallerinize giden yolculukta sizlere başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bütün bu kitaplarımızı Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç yapılandan alabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Tonguç'um. Şimdiden başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. <laughs>